Geçen gün torunumla oturmuş evin önünde boğuşan köpekleri seyrediyorduk. Torunum, dedeciğim, niçin iki köpek besliyorsun diye sordu. Evlat dedim, onlar benim için iki simgedir. İyilik ve kötülüğün simgesi. İçimizde iyilik ve kötülük de böyle mücadele eder durur. Peki dedeciğim dedi, sence hangisi kazanır? Başını okşadım. Hangisi mi kazanır evlat dedi. Ben hangisini beslersem o kazanır. Sonuçta evrendeki canlıların da kimi beslediği ortaya çıktı. İyilik ve kötülük arasındaki dengeler dün gece itibariyle bozuldu. Biliyordum. İyiliğin kazanacağını biliyordum. O kadar çabuk karar verme istersen güzelim. Bilgeler Adalet Divanı henüz kararını açıklamadı. Avucunu yalarsın Hades. Kötülük asla kazanamayacak. Buna izin vermeyeceğim. Savaşı kötülük kazandı. Yaklaş Hades. Bu taş senin. Dengeler yeniden bozulana kadar evrene kötüler hakim olacak. Başta sevgili dostum Lucifer olmak üzere bana bu konuda yardımcı olan tüm kötülere, bazı politikacılara ve tabii ki silah sanayine teşekkür ederim. Buyur Hades. Bu kalem senindir. Bunu kırıp Selena'ya istediğin cezayı verebilirsin. Selena, çok üzgünüm ama bu kalemi kırmak zorundayım. Ne yapayım? Dur bir dakika. Bu kalemi kırmak yerine sana daha güzel bir ceza verebilirim. Bunu kırmayacağım. Ve bunu sana bir yuva haline getireceğim. Seni bu kalemin içine hapsedeceğim Selena. Yaparım Selena. Yaparım. Artık bu kalemin içinde hapissin Selena. Ta ki evrende üç masum kız çocuğu. Selin, Leyla ve Nazlı. Selena diye bağırıncaya kadar. Bu kalemin içinde hapissin Selena. Sana iyi yolculuklar Selena. Daha
kadar çok büyür? Günde 20 defa sularsam. Ben benimkile menemen yapacağım. Ben içemeyeceğim, yazık. O kadar mutluyum ki hayatım. Umarım bu mutluluğumuz hiç bozulmaz. Ben de canım. Çocuklarımız da bu güzel ortamda büyüyorlar, öyle değil mi? Birer yorgunluk kahvesine hayır demezsin sanırım. Miymiş? Sen ne dedin de ben hayır dedim aşkım? Selin, Leyla, Nazlı. Hadi bakalım, sizin de okul vaktiniz. Hemen hazırlanıp okula gidiyorsunuz. Tamam, tamam anne, anneciğim. Alçak Hades, bunun hesabını mutlaka soracağım. Seninle daha hesabımız bitmedi. Buradan mutlaka kurtulacağım. Gel abi gel. Gel. Abi sen bırak, ben hallederim. Ben park ederim arabayı. Sen buranın park görevlisi misin? Evet abi. İyi. Böyle bir arabaya hayatım boyunca hep kahya olarak bineceksin. Aklını kullan dostum. Alıp gitsene bu arabayı. İşte sana fırsat. Ama? Aptal olma. Aklını kullan dostum. Bu araba senin olmalı. Kaçır. Parçalarını hurdacılara sat. Para sahibi ol. Sen bunu hak ediyorsun. Ya hadi inin aşağı dedim. Hadi. Tamam biz vazgeçeceğiz. Hadi in dedim aşağı. Ne oluyor, manyak bu adam galiba. Polis! İmdat, polis! Bu şeytan sofrasına bayılıyorum. Bu kötülük beni biraz acıktırdı. En iyisi bir şeyler yiyeyim. Görüşürüz faniler. Ve bir kötü daha kazandık aramıza. Aradaki fark gittikçe açılıyor. Ateş hepinizi çağırıyor. Hepinizi. Bu şeytan sofrasına bayılıyorum. Ben bir çorba yaparım. Nazlıcık bayılır. Aa, ama içine şehriye koymamam lazım. Hey! Hey! Buradayım! Bolca da peynir verdim. Buradayım! Hey! En iyisi biraz daha toplayayım. Yardım edin! Gör beni! Buradayım! Hey! Hey! Ondan hemen kurtulmalıyım. Bu kadar yeter sanırım. Bu ne böyle? Buraya nereden gelmişti ki bu? Ay içinde bebek var. Nazlı bayılır böyle süslü şeylere. Ona çok güzel bir sürpriz olacak. Evet. Ne yapıyorsun canım? Çocuklar için harika bir çorba yapacağım.
Aşkım bu ne? Bak Alem, bahçede buldum onu. Ne kadar güzel bir şeymiş. Hı hı. Ben sahile gazete okumaya gidiyorum. Keyfine bak. Seni bulabilirler ama asla kurtaramazlar. Duracağız Hades. İşin bitti senin. Zavallı Selena. Bu kalem senin müebbet hapishanen olacak. Ve oradan asla kurtulamayacaksın. Asla. Yapamadın işte, olmadı ki. Görürüz bakalım, bu sefer olacak. Gitme oraya. Aptal bir kalem işte. Sana gitme. Şişt. Bırak diyorum. Ha, bu kalem nasıl düşmüş buraya anlamadım yani. Hey! Hey! Hey, buradayım. Hey, buradayım. Bunun içinde bir bebek mi var? Yoksa ben ne hayal mi görüyorum? Hayal değil. Gerçeğim ben. Bırak o kalemi ve git çocuklarına çorba yap. Bırak dedim sana. Hayır, hayır, dinleme onu. Ya sakın bırakma beni. Bunun içinden ses de geliyor tabii, değil mi? Kıvırsın! Buradan çıkmama yardım et, ne olur. Ne olur, kurtar beni. Bunun içinde küçük bir insan var. Ama böyle bir şey gerçek olamaz ki. Aa, ben gerçeğim. Gerçeğim, yaşıyorum. Bana yardım et lütfen. Ne? Duyamıyorum senin sesini. Sesin çok boğuk geliyor. Ne olur bana yardım edin. Buradan çıkmam lazım. Tamam. Sakin olmam lazım. Kimsin sen? Nasıl girdin onun içine? Ben Selena. Kötülük beni bu kalemin içine hapsetti. Yalan söylüyor. İnanma ona. Keşke o kalemi kırıp seni de yok etseydim. Ben seni nasıl çıkartabilirim oradan? Üç küçük kızın yardımı lazım. Üç masum küçük kız. Onlar el ele tutuşup adımı söylerlerse buradan kurtulacağım. İsimleri Selin, Leyla ve Nazlı. Bunlar benim kızlarım. Keşke şimdi gelmezse. Bunlar benim kızlarım. Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben şey... Peki, ama kızlar okulda. Kızlar okula gittiler. Olsun, okul çok yakın. Hemen gidip onları alabilirim. Ne olur acele. Kurtulunca sana her şeyi anlatacağım. Ama önce kızlara ulaşmam lazım. Tabii tabii, merak etme sen. Tamam, sen burada kal. Yok, benimle gel. Gökhan. Dur, gitme. Kime söylüyorum? O senin kızlarına zarar verecek. Lanet olsun. Ne oldu hayat? Acilen gidip kızları okuldan almamız lazım. Çok çabuk. Ama sakin ol, ama kızların daha okuldan çıkmasına çok var. Acil bir durum söz konusu. Şşt! Zaten çok yorgunsun. Sakın gitme. Hayatım, ne olur bir sakin ol. Önce bir anlat gitmeden evvel. Ne oldu merak ediyorum ya. Hah. Aferin, oyala. Yolda anlatırım. Ne olur vakit kaybetmeyelim. Lütfen. Tamam, sakin ol sevgilim. Sakin ol, gidiyoruz. Tamam, hadi. Dursana! Bari sen gitme. Nereye gidiyorsun? Hey, dinlesene beni! İyi insanlara sesimi duyuramıyorum. Kahretsin! Allah'ım! Gülçin'cim, hayatım bak bir sakin ol. Artık bir şeyler söyle bana. Ben telaş etmeye başladım çünkü. Hemen kızların yanına gitmemiz lazım Gökhan. Sana anlatsam da inanmazsın ki zaten. Hayatım, o kısmı anladım da kızlara mı bir şey oldu yoksa sen gene o hayallerden mi görmeye başladın? Hayır! Ne?
Ya sadece yürü, bu çok önemli. Kızlara ihtiyaç var. Ya kimin ihtiyacı var? Benim kızlarıma kimin ihtiyacı var? Ben anlamıyorum ki. Bilmiyorum ama öğreneceğiz. Yürü. Hayt be! Aferin bana be. İçimdeki sesi dinledim ve muhteşem bir arabam oldu. Yürü be koçum be. Aferin çocuğum. Benim sözümü dinledin ve gıcır gıcır bir araban oldu. Şimdi işimize bakalım. Bas gaza. Bas, bas. Hayatım biraz yavaş. Çabuk ol. Çabuk, çabuk, çabuk. O kadın seni kurtaramayacak. Gaza bas, gaza bas. Kadını ez, ez gaza bas. O iş kıza kavuşamayacaksın Selena. Salak herif, sağdan geri gel, geri geri. Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Delirmiş bu. Deli değil. Sadece benim kontrolüm altında. Sağa dön. Sağa. Hadi gel. Ez o kadını. Salak insanoğlu. Senin yüzünden kaçırdık. Sen ehliyeti nereden aldın geri? Sağa dön, sağa. Gaza bas. Gitti hayatım, kurtulduk. Şu taraftan o zaman, gel. Hala kızlara neden gittiğimizi anlamıyorum ki. Sadece yürü gidiyor. Anneciğim, babacığım. Bizi neden yalnız bıraktınız? Sizleri o kadar çok özledim ki. Anneciğim, masal okuyarak beni uyutmadı. Babacığım. İşten her döndüğünde yanağıma kondurduğun öpücüğü. Size ait olan her şeyi çok özledim. Anne, sen hep bana çok soru soruyorsun derdin. Babacığım sen de. Size son bir soru soracağım. Şimdi biz ne yapacağız? Söyler misiniz? Şimdi biz ne yapacağız? Nazlı. Hadi ablacığım, vedalaşsana anneye babamızla. Neden konuşmuyorsun? Ben içimden konuşuyorum onlarla. Tamam. Hadi kızlar, toparlanın artık. Hadi ablacığım, ağlamayalım artık. Asıl sen deminden beri ağlıyorsun. Artık ağlamak yok. Anneye babamız bizi böyle görürlerse çok üzülürler. Ablacığım, onlar bizi nereden görecek ki onlar? Olur mu öyle şey Nazlıcığım? İnsanların anne ve babası asla ölmez. Biz yaşadıkça onlar da yaşayacaklar. İyi ki siz varsınız, yoksa ben ne yapardım? Selin, Leyla, Nazlı, hadi çocuklar toparlanalım artık. Tamam amca, geliyoruz. Hadi kızlar. Unutmayın, amcamız ne derse onu yapacağız. Hayattaki tek yakınımız o bizim. Onun sözünden çıkmak yok. Anlaşıldı mı? Thank you.
kal anne. Hoşça kal baba. Sizi çok seviyoruz. Komiserim buyurun. Komiserim hayırdır, bir sorun mu var? Kaza anında anne ve babalarından kalan eşyalar. Onları getirdim. Acınızı anlıyorum. Bunlar ailenizden hatıra kalan ufak eşyalar. İyi saklarsanız hatıraları da kendileri de hep sizinle olur. Kendinize iyi bakın. Güçlü olun. Acının en iyi ilacı zamandır. Teşekkür ederiz. Hadi çocuklar, geçiyorum ben. Bulmadan onları ben bulmalıyım. Gördün değil mi Lucifer? Ne kadar tatlılardı. Yemin gümleri kalaylı. Kolaylı. Nay 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 nom. Nay 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 nom. Bu çarşaflar nereden çıktı müstesna? Hı? Biz bu evde para mı basıyoruz? Aa hanımım, hani geçen de pazardan aldıydık. Ha, bunlar da bedavaya geldiydi. Bedava ise bedava almadık ya canım. Bir şey almışız ki yanında bedava vermişler değil mi? Yeni bunlar hem. Bizim odaya seriver. Oh, sana verdiklerimi niye kullanmadın? Ama hanımım, onlar rutubet kokuyordu. Hem böyle koca koca delikler var üzerinde, aha baca deliği gibi. Hiç fark etmez. Ben sana onlar serilecek diyorsam eğer o takımlar serilecek. Kendi kafana göre iş yapamazsın müstesna. Ama Aslı hanımcığım. İtiraz istemiyorum. Şu kilimi de kaldır. Ama Aslı hanım sonra bebelerin ayakları üşür yere basınca sana zavallıcıklar. Kaldır dedim müstesna. Ekrem de yaptı yapacağını yani. Biz kendimize zor yetiyoruz. Bir de bu kızları başımıza musallat etti. Ev evlilikten çıktı, hayır kurumuna döndü canım. Müstesna, benden izin almadan bu odaya ek olarak bir kürdan bile koymayacaksın, anladın mı? Anladım hanım. Hatta ben izin versem bile koymayacaksın. Dalgınlıkta belki izin verebilirim. Ama sen sakın beni dinleme. Hiçbir şey koyma. Yok koymam, tövbe vallahi. Ha, ayrıca burada öyle temizliğe falan çok vakit harcayıp da Kıvılcım'ın odasının temizliğini sakın sallama. Yok sallamam hanımım, yorulmam. Zaten oda küçücük. Konu burada kapanmıştır. Çekil bakayım şöyle. Şu kilimi de kaldır. Kapı açıyor. Arkanı dön ve çık. Senin böyle diyeceğini bildim de göstermedim sana bunları. Sen giderken ben geliyordum Aslı hanımcığım. Bir iki gün geçsin. Seni veririm bunları. Sevinir garipler. Bu Aslı hanımda da hiç Allah korkusu vicdan yok be. Taş kalpli mübarek. Şuncacık bebelerle uğraşılır mı? Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol.
Aman çocuklar, ortalığa dökmemeye çalışın, olur mu? Aslı yengeniz arabada kırıntı olursa biraz sinirleniyor da. Tamam amcacığım. Bakın çocuklar, teyze nasıl anne yarısıysa amca da baba yarısı sayılır. Bizim evde çok mutlu olacağınıza eminim. Benim işlerim çok yoğun, onun için çok fazla evde olamıyorum. Ama Aslı yengeniz sizinle sürekli ilgilenecek. Teşekkürler amca, düşünmeniz yeterli. Değil mi Leyla? Sizin için neler hazırlamıştır kim bilir. Sabahtan beri odanızı hazırlıyordu. Gerçekten mi? Gerçekten. Hem evimiz çok büyük, odalar da çok geniş. Üstelik kocaman bir bahçemiz ve kocaman bir yüzme havuzumuz var. Aa süper. Peki havuza gidebilecek miyiz? Tabii gireceksiniz. Biliyor musunuz, buna en çok Kıvılcım sevinecek. Çok yalnızdı, şimdi birdenbire üç yeni arkadaşı oldu. Artık hiç sıkılmayacak. Senin. Rahat bırak beni Aslı. Niye parçalıyorsun onları? Hı? Daha yeni almıştık evladım. Ben o çatı katına oyuncak evi yapacaktım. Niye geliyorlar ki o kızlar bizim evimize? Hem bu oda bana yetmiyor. Biliyorum hayatım, biliyorum ama gel de bunu Cici babana anlat. Siz artık beni sevmiyorsunuz. Biliyorum, onları seviyorsunuz. Aa, o nasıl söz öyle? Biz seni çok seviyoruz hayatım. Her şeyden önce sen bir hanımefendisin. Onlar da kim oluyormuş? Onlar senin tırnağın bile olamazlar hayatım. Ay, nereden çıktıysa zilliler. Ama merak etme, çok fazla kalacaklarını zannetmiyorum. Ben yeni oyuncaklar istiyorum Aslı. Ama hayatım bunları daha geçen hafta aldık. Bak yani... nefesimi tutup boğulurum bak. Ay tamam tamam. Hı? Yapma canım. Aç ağzını, nefes al bakayım. Hı. Aferin. Tamam tamam, sen üzülme. Sana yeni oyuncaklar alırız, tamam? Tamam. Bana hizmetçi gönder anne. Odamı toplasın, bütün oyuncakları atsın. Yeni oyuncaklar istiyorum ben. Şimdi beni yalnız bırak. Tamam. Tamam güzel kızım. Tamam. Seni de sevmiyorum. Sen de öyle. İşte geldik. Küçük prensesler, evinize hoş geldiniz. Ne kadar da büyük bir ev. Aynı masallardaki gibi. Bahçesi de kocaman. Bizim evin 10 katı burası. İnsan kaybolur bunun içinde. Müstesna, kapıya bak. Emredersiniz hanımefendi. İşte geldi. Ay 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 ay. Yürek sonunda gelebildiniz ha. Gözüm yollarda kaldı. Ay 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 Ekrem'cim. Şunların tatlılığına bir bak. Şebek yavruları. Ay canım 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 canım. Çocuklar işte yeni eviniz. Tanıştırayım. Eşim Aslı. Memnun oldum efendim. Şunun güzelliğine bir bak. Senin kızın Kıvılcım ondan daha güzel. Evet tabii ki öyle. Ay sen Necla olmalısın ha? Necla değil efendim, Leyla. Ha. Her neyse canım, evimize hoş geldiniz. Ve sen de Nazlı olmalısın ha küçüğüm. Ay pek de şirinlermiş maşallah. Ah neyse, müstesna. Akşama hazırlıklı ol, misafirlerimiz var gördüğün gibi. Emredersiniz hanımefendi. Aa, onlar misafir sayılmaz artık, burası onların da evi. Bu arada Kıvılcım nerede? Gelir. Demek benim bebek odamda kalacak olan kızlar bunlar. Kıvılcım, küstahlaşma. Ay küstahlaştığı falan yok Ekrem'cim. Psikolojisi bozuk bebeğimin, gitme üstüne. Gel, gel hadi kardeşlerine tanış bakalım. Benim böyle kardeşlerim yok.
Kıvılcım, babanla nasıl konuşuyorsun öyle? Sen benim öz babam değilsin. Kıvılcım, çok ileri gidiyorsun. Aa, kendine gelir misin Kıvılcım lütfen? Benim kocam kimse, senin de baban odur, değil mi? Gel, gel. Onlara bir şans ver. Önce bir tanış onlarla, değil mi? Bak, bu Selin, bu Leyla, bu da Nazlı. Bu da bizim kızımız Kıvılcım. Memnun olduk Kıvılcım. İyi. Evet canım. Hadi onlara odalarını göster Kıvılcım ha. Bana ne? Kıvılcım, kızım. İyi tamam. Buradan gidiyoruz. Hadi, hadi. Buradan. Bu Kıvılcım için de çok iyi olacak. Ya evet. Umarım usta çocuklardır. Abi tabii. Zülfikar Bey. Ekrem Bey. Zahmet olmazsa bavulları getirseniz. Tabii tabii tabii. Ben de tam o konuyla ilgileniyorum. Hadi hadi. Emredersiniz efendim. Çok yüz veriyorsun bu müstesnanlı oğluna. Yavrucuğum biz üç kuşaktır onlarla bu evde büyüdük. Müstesna ile çocukluğumuz bir arada geçti. Onun için ben onlara öyle şoför hizmetçi gibi davranamam. Şimdi yukarı çıkıyorum. Güzel bir duş alacağım, tıraş olacağım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Tamam. Oda güzelmiş. Evet, çok cici. Evet, odam öyledir. Bu güzel oda senin yani. Dokunma ona, o benim. Herhalde yani sizin olacak değildi canım. Bu arada bu odaya iyi bakın. Bir daha asla giremeyeceksiniz. Yürüyelim. Sizin odanız yukarıda. Müstesna. Buyurun hanımefendi. Çocukların odalarını temizledin mi? Ay evet. Serdim bebelerin çarşaflarını neyin. Yani ailesine attırıverdim işte. İyi. Gidebilirsin. Misafirhanemiz burası. Keyfinize bakın. Ben Ayvalık'a geri dönmek istiyorum. Neden buraya geldik ki zaten? Hem bu kız da kim oluyor? Ben de Ayvalık'a geri dönmek istiyorum. Burayı hiç sevmedim ablacığım. Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz. Artık evimiz burası. Sevsek de sevmesek de burada amcamızla birlikte kalmak zorundayız. Ama burası çok kötü. Olsun, bir el atarsak çok şirin bir oda yapabiliriz. Yılmak yok. Yardım edeyim mi? Yok küçük hanım, teşekkür ederim. Ben hallederim. Emin misin? Biraz yardıma ihtiyacın varmış gibi. Ne münasebet canım, ben hallederim. Yardım edeyim mi? Edebilir misiniz? Ederim. Şu yeşili alırsanız. Ah, sağ olun küçük hanım. Önemli değil Büyük Bey. Teşekkür ederim. Biraz merdiven çıkınca zor oluyor bu evde. 22 tane. 22 tane? Merdiven 22 tane basamak vardı. İlahi küçük hanım, onu mu saydınız? Elimde değil, ne yapayım? Her şeyi sayar Nazlı. Öyle mi? Küçük hanım onlar? Anne ve babamız. Hadi ya, ne kadar gençlermiş. Yani çok küçük çıkmışlar fotoğrafta, çok küçük. Zülfikar, ne yapıyorsun sen burada? Bavulları yerleştirmelerine yardım ediyorum küçük hanım. Onlar kendi bavullarını kendileri yerleştirir. Sen benimle gel. Odamın şeklini değiştireceğim. Bana yardım edeceksin. Emredersiniz küçük hanım, buyurun. Kızlar, annem şuradaki dolaba temiz nevresim falan bıraktı. Çaktırmayın. Görüşürüz. Bakalım yemeklerimi beğenecek misiniz kızlar? Hayır, yemeği sen dağıt. Beğenmeyip de ne yapacaklar canım? Restoranda yiyecek halleri yok ya. Bırak bırak, ben dağıtırım. Böyle çok koymuşsun. Yeter. Ver. Evet, afiyet olsun. Kızlar, odanızı beğendiniz mi? Aslında... Evet amcacığım.
Sevdiniz yani. Evet, burayı çok sevdim. Heh, mesele yok o zaman. Niye susturdun beni? Doğruyu söyleyecektim ben. Hem o da tam bir... Çünkü yeri hem... zamanı değil. O odada kalmamız daha büyük ayıp. Tamam Leyla, sus. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz orada öyle? Diyorum ki amca. Leyla diyor ki yemeği çok beğenmiş, biraz daha isteyecekmiş ama çekiniyormuş. Hiç öyle şey olur mu çocuklar? İsteyin tabii. Değil mi Aslı'cığım? Ay tabii canım tabii. Yesinler zıkkımı, kökünü yiyeyim. Bir şey mi dedin hayatım? Ay yok canım, yesinler dedim. Tam gelişme çağında yavrucaklar. Değil mi? Şimdi yemeyip ne zaman yiyecekler hayatım? Ver canım, koyayım biraz daha. Ver. Siz de isterseniz söyleyin. Tamam mı canlarım benim? Buyur, afiyet olsun. İster misin sen de canım? Ah yengesinin canı, canı, canı. Hadi bakalım, afiyet olsun. Anne! Ben bu Aslı Hanım'la kızına uyuz oluyorum. Öyle konuşma bakayım. O bizim patronumuz. Ya olmaz olsun öyle patron ya. Görmüyor musun kızlara nasıl davranıyor? Güzel oğlum benim. Ben kendimi bildim bileli bu evdeyim. Ekrem Bey'in babası Saadettin Bey zamanında bizimle her şeyi paylaşırdı. Alçak gönüllü adamdı, nur içinde yatsın. Anne, zaten Ekrem Bey'de bir sıkıntı yok ki. Ne zaman o kadınla kızı geldi bizim de huzurumuz kaçtı ya. Şşt! Buna da şükür. Buna da şükür. Anne! Gitsin ha. O küçücük kızlara baksın da hanımefendi nasıl olunur görsün ya. Alçalt bakayım sesini. Sen bir beyefendisin. Ben şoförüm anne. Benim şoför olup da beyefendi olan çok tanıdığım var. Ne iş yaparsan yap, ne kadar zengin olursan ol, önce iyi biri ol. Anne, sen bunları git de hoca adıyla kızını anlat ya. Zaten kızlar bu yaşta anasız babasız kalmışlar. O küçük cadı bunları harcayacak burada, biliyorum ben. Ah, zavallı talihsiz yavrucaklar. Allah'ım, önce şu yavrucaklara, sonra da keçilerime mukayyet ol. Üç kurban sana, hadi iç ye, ye, hadi. Doydum. Oh! Kimsenin yatmaya niyeti yok galiba. Yarın sabah erken kalkacağız. Saat 7:30'da kahvaltı var. Ben zaten tek yatamam. Tamam, biz de geliriz o zaman. Değil mi Nazlı? Nazlıcığım, neyin var senin böyle? Nazlı? İyi misin? Annem babam bizi izliyor. Evet ama sen uyumazsan onlar mutsuz olurlar Nazlı. Sen onların mutsuz olmasını ister misin? İstemem tabii. Ben burayı hiç sevmedim. Ben evimi özledim. Hele yengemi hiç ama hiç sevmedim. Evi bilmem ama yenge de sana %100 onay veririm Nazlı. Öyle demeyin kızlar. Onlar da bize evlerini açtılar. İyi kötü bir odamız da var. Hem her şeyden önemlisi biz hala ayrılmadık. Bir aradayız. Aa, hoş geldin Cici Pollyanna. Pollyanna olmak her şeye bir kusur bulmaktan iyidir. Galiba yine kavga başlıyor. E ne yapayım, o başlattı. Sen başlattın. Tabii ki sen başlattın. Sen başlattın. Aa yeter mi ya? Çok sesliyorsunuz, benim uykum geldi. Tamam canım, yatarız biz de o zaman. Hem uyuyunca sesimiz de çıkmaz. Leyla horluyor. Ya hiç de bile. Bazen burnum tıkalı oluyor, hepsi bu. Kızlar, kızlar ben buradayım. Çıkarın beni buradan. Bakın kardeşlerim, buradan çok hoşlanmadınız biliyorum ama... onların hatırı için bunlara katlanmalıyız. Ve onlar için birbirimizi kırmamalıyız. Kızlar! Kızlar ben buradayım! Çıkarın beni buradan! Kızlar! Kızlar buradayım! Çıkarın beni kızlar! Söylediklerim için özür dilerim. Sen sadece olaylara iyi tarafından bakıp bizim güçlü olmamızı istedin. Ben de özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Leyla! Efendim? Ben senin için horluyor dedim ya. Hı. Özür dilerim. Önemli değil. Hem galiba arada garip sesler çıkartıyorum. Arada mı? Ya öf. Tamam, tamam. Sus. Nedir bu gürültü? Ne oluyor burada? Hı? Gece yarısı oldu, hala sesiniz kesilmedi. Bana bakın melekler. Bu evde yaşayacaksanız benim kurallarıma uyacaksınız. Anlaşıldı mı? Yoksa... Yoksa ne? Leyla. Sen bir de bana karşılık mı veriyorsun? O öyle demek istemedi. Hem biz zaten şimdi yatıyorduk. Gürültüden dolayı özür dileriz, değil mi Leyla? İyi, peki.
Şimdi hemen ışığı kapatıp yatıp zıvarın. Anlaşıldı mı? Sevgili yavrularım benim. Tam tımarhaneye düştük yani. Ablacık ben çok korkuyorum buradan. Ne olur gidelim buradan. Üzülme Nazlıcığım ama hiçbir yere gidemeyiz. Sakın korkma, ben seni korurum. Canını okurum o Aslı cadısının. Duymasın. Hey! Bak Nazlı, ne güzel bir kalem. Senin olsun mu? Yok şu an istemiyorum. Peki canım, sen nasıl istersen. Hadi ama Nazlı yapma. Hadi yatalım artık. Ekrem. Efendim karıcığım. Gerçi Kıvılcım pek sevmedi ama uyumlu çocuklardır umarım. Yani üçü bir araya gelip de biricik yavrumuz Kıvılcım'a zarar verirler diye korkuyorum. O zaman olacaklardan ben sorumlu değilim. Yapma Aslı Allah aşkına. Sen de gördün çocukları. Üçü de kuzu gibi. Ayrıca çocuk bunlar. Arada sırada tabii yaramazlık yapacaklar. Ya tabii tabii. Göreceğiz. Yakında çıkar kokuları. Ha unutmadan. Yarın onları götürelim ve Kıvılcım'ın okuluna kaydettirelim, olur mu? Senin kızınla aynı okula nasıl gider onlar? Onlar senin kızınla bir mi? Ne? Ne dedin? Ne dedin hayatım sen? Onları Kıvılcım'la aynı okula mı yazdıracağız yani? Ay yok 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 yok, bu kadarı çok fazla gitti işte. Tansiyon falan kalmadı gitti. Ciddi değilsin değil mi? Kıvılcım'la aynı özel okula mı gidecekler hayatım? Onlar hayatı boyunca özel okul mu görmüşler sanki? Canım nereden çıktı şimdi? Yani şey diye söylüyorum. Uyum gösteremez yavrucaklar. Ben bu çocukları ayıramam Aslı. Sonuçta onlar da benim öz kardeşimin çocukları. Bu çocuklar benim kanımdan. Biliyorum. Biliyorum canım. Ben de çok severdim Hüseyin'i. Hüseyin kim? Kardeşim canım. Kardeşimin adı Gökhan'dı. Değil mi? Ay üzüntüden her şeyi iyice birbirine karıştırıyorum bak. Bu çocukla, Kıvılcım'la aynı okula gidecekler. Tabii ki gidecekler hayatım. Onlar da bizim yavrularımız sayılırlar. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senden daha çok seviyorum onları. Kalpten söylüyorum. Ne kadar iyi bir kalbin var karıcığım. Neyse. O zaman okul işini yarın sen halledersin, olur mu? Hadi artık yatalım, iyi geceler. Tamam, ben hallederim. Hallederim de yatmadan önce şu sevdiğin masajdan yapayım mı sana? Gevşersin, rahatlarsın birazcık. Çok iyi olur. Bu senin en iyi bildiğin şey. Ya, haksızlık ediyorsun ama hayatım. Devam et, devam et. Çok özlüyorum. Kardeşlerime belli etmemeye çalışıyorum. Güçlü olmak istiyorum ama bazen çok zorlanıyorum. Yokluğunuzu hissetmesinler diye elimden geleni yapıyorum. Hep onların yanında olacağım, söz veriyorum. Siz nerede olursanız olun, sizi göremesem de, sesinizi duyamasam da, size bir daha sarılamasam da hep kalbimde olacaksınız. Sizi çok seviyorum. İnşallah gittiğiniz yerde çok mutlusunuzdur. Sizi çok özlüyorum. Leyla Nazlı, yanı çabuk. Ne oldu ya? Oynadın mı yoksa yine? Evet abla. Kalem havada kendi kendine yazıyor. Şimdi gözünü benim Nazlı. Selena.
Benim buradan kurtulmam için üçünüzün el ele tutuşup bir çember oluşturmanız ve adımı söylemeniz gerekiyor. Bence yapalım. Evet, madem yardım istiyor, yardım edelim. Tamam, hadi. Üçe kadar sayacağım, yapacağız, tamam mı? Bir, iki, üç. Selena! 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 İyilerin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Yardımınız için teşekkürler kızlar. Sen o kalemin içinde miydin? Evet. Ama nasıl olur? Şu an anlatması biraz güç. Ama size şunu söyleyebilirim. Sizler çok özel çocuklarsınız. Ve artık benim korumam altındasınız. İyilik için sizlerle beraber savaşacağız. Sen büyü yapabiliyor musun? Büyü mü? Ben bir cadı değilim. Ama özel güçlerim var. Eğer isterseniz sizlerin de özel güçleri olabilir. Biz de böyle kalemlerin içinden çıkabilecek miyiz? Hayır. Siz insan olduğunuz için sadece bir güç kullanabilirsiniz. O da zaten karakterinize göre kendiliğinden oluşacaktır. Mesela sen, Nazlı. Hazır mısın? Hazırım Selena. İyi misin? Ne oldu şimdi? Hala aynı Nazlı. El ele tutuşun. Ve şimdi gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi açabilirsiniz. Aa, nasıl geldik buraya? Yeteneklerinizi görebilmeniz için güzel bir yer. Nazlı, şu ağaca kadar koşup gelir misin? Tabii seninle. Çünkü yetenekleriniz yaşlarınızla orantılı. Yani 10 yaşında olduğun için 10 saniye boyunca hızlı koşabilirsin. Teşekkürler Selena. Hazır mısın Leyla? Hazırım Selena. O zaman... Hadi bakalım, şimdi seni görelim. Benim gücümle... Görünmezsin. Süper. Görünüyorsun. Sen kendine bak bir kere. Nasıl? Görünmez değilsin. Sana sadece hayvanlarla konuşabilme yeteneğini verdim. Bütün hayvanlarla konuşabilir miyim yani? Evet, hepsiyle konuşabilirsin. Ama sadece yaşın kadar, yani 13 saniye. Teşekkürler Selena. Böylece yardıma ihtiyacı olan her şeyi sana hayvanlar anlatacak. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa. Ne diyor? İhtiyacım olduğunda hep yanımda olacaklarmış. Leyla. Hazırım. O zaman el ele tutuşun. Gözler. Gözlerinizi açabilirsiniz. Niye buradayız? Selin, Nazlı, yanıma gelin. Burada gördüğün her şeyi hükmedebilirsin. Sadece konsantre olup gözlerini kırpman yeterli. Nasıl? Hadi şu televizyonu aç. Aa, bu süper bir özellik. Teşekkür ederim. Harika. Thank you.
Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Artık dinlenmeniz lazım. El ele. Gözler. Gözler. Çocuklar, unutmayın, büyük yetenek büyük sorumluluk gerektirir. Güçlerinizi sadece iyilik ve insanlara yardım için kullanmanız gerekiyor. Seni bir daha görebilecek miyim Selena? Beni sadece ihtiyacınız olduğunda göreceksiniz. Ne zaman ihtiyacınız olursa el ele tutuşup ismimi söylemeniz yeterli. Şimdi gitmem gerekiyor. Dünyadaki diğer iyi insanların da bana ihtiyacı var. Görüşürüz Selena. Görüşürüz. Ne kız ama. Bu olanlara inanamıyorum. Ben uyumayacağım. Ya uyanınca güçlerimiz giderse? Hadi yatağa. Nazlı nerede? Sandra'ya gitti. Lambayı söndürüyorum. Çok hızlıyım. İnanılmaz. Uyun Nazlı. Özür dilerim küçük hanım. Hemen bu çayı değiştir. Çayın şekerini de çok koymuşsun zaten. Nasıl emrederseniz. Siz de bir şey ister misiniz kızlar? Yok teşekkürler. Her şey çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Aslıcığım bugün çocukları okula kaydettirdikten sonra alışverişe de çıkmanızı istiyorum. Ah çok iyi olur canım. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Üstlerine başlarına da güzel bir şeyler alırız. Ben de yeni elbiseler istiyorum. Kızım sana daha yeni aldık. Ya bana ne, ben de istiyorum. Bak alsın nefesimi tutarım. Boğulurum bab. Aa, yapma yapma kızım yapma tamam. Sana da yeni kıyafetler alırız tamam. Pekala. Akşama görüşürüz o zaman. Hoşçakalın çocuklar. Müstesna. Ekrem Bey'in çantasını getir hemen. Buyurun Ekrem amca. Teşekkür ederim Nazlıcığım. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Küçüğüm sen bu işler için uygun değilsin canım. Bak bunlar için evde hizmetçimiz var gördün mü? Müstesna ne kadar yavaşsın. Bundan sonra ben emretmeden getireceksin Ekrem Bey'in çantasını. Nasıl emredersiniz hanımefendi. Hadi hoşçakalın. Kolay gelsin güle güle. Müstesna bizi yalnız bırak. Hemen. Emredersiniz hanımefendi. Evet bücürler. Şimdi dışarı çıkıp size yeni defterler, kalemler, silgiler, kıyafetler falan alacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kıvılcımın eskilerini kullanırsınız. Kıvılcım zaten hiçbir şeyini eskiyinceye kadar kullanmaz. Ama amcanızın yanında bize yeni bir şey alınmadı gibi cümleler duyarsam çok fena olur. Anlaşıldı mı? Tamam, anlaşıldı. Şimdi düşün bakalım önüme. Okula gidiyoruz. Ama daha yemeğimiz bitmedi. Bitirseydiniz o zaman. Hadi bakayım yürü. Hızlı. Burası ne kadar büyük bir okul böyle. Eski okulumuz 17 adımda biterdi. Ben 175. adımdayım, hala binaya gelmedik. Şu yüzüklere bak ya. Ay ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Komik bir şey değil, üç şey var. Hadi Leyla gidelim, aldırma şunları. Ev yetmedi, okul da tımarhane çıktı. Nasılsınız aslanım? Tatil yarım size, çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler Burak Bey, teveccühünüz. Kıvılcım, sen de çok iyi görünüyorsun. Nasıl göründüğümden sana ki? Hanımlar merhaba. Siz okulun yeni öğrencileri olmalısınız. Hemen tanışalım. Ben Burak Kocataş, Türkçe öğretmeniyim. Memnun oldum, ben Selin. Ben de Leyla, bu da kardeşimiz Nazlı. Memnun oldum. Yeni okulunuzda başarılar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günler aslanım. İyi günler, görüşürüz Burak Bey. Görüşürüz. Tam da tımarhane değilmiş. En kötü tım diyelim.
Ay biz susmadınız yola çıktığımızdan beri. Böyle giderse okula da kabul etmeyecekler sizi. Aslı ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ay dur ben de geleyim de Billur'la Derin'e bir merhaba derim. Siz sakın buradan bir yere kaybolmayın, anlaşıldı mı? Canım. Hayatım. Aslıcığım nasılsın? Ay teşekkürler. Ay tatilde neredeydiniz siz? Türkbükü'nde bakındım yoksunuz. Bu sene Alaçatı'daydık hayatım. Aa. Vay İrem Su, dövme olayına girmişsin. Geçici dövme ama intikasından yapıldı. Biraz pahalı oluyor ama daha zor çık. Ya demek öyle. Evet annem her şeyin en güzelini ve en pahalısını bilir. Aslı baksana bana. Hayatım konuşuyoruz şimdi. Benim kolum daha önemli. Bekleyemez mi Kıvılcım? Hayır bekleyemez. Efendim canım söyle. Benim acil dövme yaptırmam lazım. Üstelik Hint kınasından olacak. Hayatım ben sana şimdi İstanbul'da Hint kınası yapan dövmeciyi nereden bulacağım? Bak Aslı nefesimi tutarım. Boğulurum bak. Ay yapma yapma kızım. Aç ağzını. Nefes al. Böyle nefes al. Tamam yaptırırız dövmeyi. Oje de istiyorum. French. Tamam ona da tamam. Yarın gideceğiz ama tamam. Hayatım yarın benim konken günüm. Daha sonraki gün gitsek. Bak nefesimi tutacağım. Kıvılcım. Kıvılcım yapma güzelim. Aç ağzını. Nefes al güzel. Aferin. Aferin canım. İyi. Bir daha beni bağırtma bu kadar. Tamam canım. Kızlar bu Ozan değil mi? Ay ne kadar yakışıklı değil mi? Ozan benimdir kızlar. Avucunuzu yalarsınız. Nasılsın Ozan? Hoş geldiniz. Adım Ozan. Benim de Selin. Bunlar da kardeşlerim Leyla ve Nazlı. Memnun oldum. Hayrola Ozan, görmeyle alışkanlıkların değişmiş. Ne demek bu Kıvılcım? Besleme kızlara ilgi duymazdın sen eskiden. Kıvılcım, sen ağzını toplasan iyi olacak. Bırak konuşsun Leyla. Okulumuza yeni gelen arkadaşlar hakkında böyle konuşamazsın Kıvılcım. Çok ayıp. Ayıp falan değil. Onlar bizim evin sığıntıları. Hem fakirler hem de öksüzler. Ayrıca çok çirkinler. Sensin çirkin. Selin. Kusura bakma Selin. Kıvılcım adına özür dilerim. Önemli değil. Sanırım bu duruma alışmam lazım. Bunu al. Ağlamak güzel gözlerine hiç yakışmıyor. Selin, iyi misin? Kıvılcım, o yanına gittiğin ezikler kim? Onlar mı? Hiç. Üvey babamın başımıza sardı. Üç salak işte. Nasıl yani? Yoksa onlar da mı okulda okuyacak? Bu ne ya? Okulun iyice havası bozuldu. Ben burada daha fazla kalamam vallahi. Bir aptal olma Dilara. Gitmesi gereken sen değilsin. Onlar. Zamanı gelince koşarak kaçacaklar. Sana her türlü desteğe varız. Kızlar nasıl akıl ettiniz bunu? Hadi verelim. Alın bakalım bu sizin. Hoş geldiniz hediyeniz. Allah yolladım. Teşekkürler. Ne var acaba içinde? Açabilirsiniz. Ay ay! Aa, ne yaptınız yavrum üstünüze başınıza iki dakikada? Şaka. Tebrik ederim Aslıcığım. Demek hayır işlerine merak saldın ha? Ya mecburen sorma. Ay Ekrem'in uzaktan akrabaları. Gidelim de şu hayır işini bitirelim bir an önce. Nakil yaptıracağız veletlere. Hadi Kıvılcım gidelim kızım. Sen git Aslı. Ben biraz daha arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Ama Mücire Hanım'ı görmüş olurdun. Ben zaten çok göreceğim. Hem şu kızların yanında daha fazla durmayayım. Mikrop falan kapacağım. Abla biz hastalandık mı? Yok Nazlıcığım olur mu öyle şey? Biz ruh hastalarının yanına düştük Nazlı. Kendi aranızda konuşup durmayın öyle. Düşün bakalım peşime hadi yürü. Hadi canım görüşürüz bay. Hoş bulduk. Bunlar da ne böyle ayol? Bunları okula kim sokuyor bilmiyorum ki. Dilerci bunlar. Kış. Çabuk dışarı. Hadi Allah versin hadi. Of Fitnacığım maalesef onlar dilenci değiller. Benle beraber geldiler.
Ama nasıl olur? Biliyorum, biliyorum. İnanması çok zor ama bunlar Ekrem'in akrabaları. Ay adam tutturdu ille bu okula kaydettireceksin diye. Ne kadar itiraz ettiysem de dinletemedim. Ha, ama şekerim, her isteyen bu okulda okuyamaz ki. Bizim de belli standartlarımız, prosedürlerimiz, ne bileyim belli bir kariyerimiz var değil mi? Ay, biliyorum Fitnatçığım, bilmez miyim? Ama okula yapılacak yardımlar konusunda bundan sonra Ekrem'i ikna edemeyebilirim. Bak, senin odanın duvarlarının saten boyası gelmiş. Perdeler desen eski. Bunların yenilenmesi gerekiyor, öyle değil mi şekerim? Ne güzel dedi. Elbette, elbette bu okulun bugünlere gelmesinde Ekrem Bey ve siz değerli ailenizin katkıları yatsınamaz. Ne yapalım? Biz de bir kereye mahsus olmak üzere bir istisna yapalım artık. Bunların adı ne? Biz bu değiliz bir kere. Selin, Leyla ve Nazlı. Tamamdır. İşte kayıt oldular bile. Çok teşekkür ederim Fitnatçığım, sağ ol. Benim okulumda disiplin her şeyden önce gelir. Disiplin ve terbiye. Kurallara harfiyen uyulacak. Ve bir daha asla büyüklere laf yetiştirilmeyecek. Anlaşıldı mı? Hı? Duyamadım. Anlaşıldı. İyi. Aslıcığım, bunu saymıyorum. Bir dahakine likörlü kahve içmeyi bekliyorum, tamam mı? Tabii ki gelirim Fitnatçığım. Bunları sana emanet ediyorum. Etleri senin, kemikleri de benim. Sen hiç merak etme canım. Ben onlara çok iyi bakacağım. Akşam Zülfikar sizi almaya gelecek. Onunla eve dönersiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi ben kaçıyorum şekerim. Tamam canım. Çao. Ayrıl ayrıl ayrıl. Şuna pislik. Siz derhal dışarı çıkıyorsunuz, tuvalete gidip elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Benim okulumda böyle dolaşamazsınız, anlaşıldı mı? Sonra da derhal sınıflarınıza, hadi! Bak hala duruyorlar dışarı! Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu en önemli psikolojik Türk romanlarındandır. Roman, bir hastanın hissettiği duyguları çok iyi yansıtır. Buyurun. Siz. Bizim yeni sınıfımız burasıymış öğretmenim. Girebilir miyiz? Ne işiniz var burada? Çıkın benim sınıfımdan. Kıvılcım. Hoş geldiniz hanımlar. Bu arada isminiz neydi? Selin. Leyla. Arkadaşlarınızla teneffüste tanışabilirsiniz. Boş bulduğunuz yerlere oturun. Teşekkürler efendim. Böyle gelebilirsin Selin. Teşekkürler. Nefret ediyorum bunlardan, nefret. Anlaşılan bu sene çok eğleneceğiz. Kıvılcım'la aynı sınıfa düştük. Evde gördüğümüz yetmezmiş gibi. Kızlar. Hadi gidelim Zülfikar. Küçük hanım kızları beklemiyor muyuz? Hayır Zülfikar, onlar yürüyerek gittiler. Gidelim biz. Nasıl isterseniz. Bekleyeceğiz. Ne oldu çocuklar? Neden hala evinize gitmediniz? Zülfikar abi bizi unuttu. Yani şoför. Demek öyle. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bekleyeceğiz.
Olmaz öyle şey. Hadi gelin, ben sizi evinizde bırakırım. Teşekkürler öğretmenim. Önemli değil. Hadi. Hey durun. Ne yapıyorsunuz? O benim arabam. Heh, yakaladın bizi. Bravo. Ne yapalım? Silahlarımızı bırakıp teslim mi olalım? Polis çağıracak. Polis çağırırım. İstersen al. Benim telefondan ara. Bu iş sandığımızdan da kolay olacak. Çekil anahtarı. Ver anahtarımı. Şimdi iyi bir dayağı hak ettin sen. İyi bir dayağı hak ettin sen. İyilerin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Güzelliğe bak abi. Selena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Bir sorun var galiba. Hanım abla, yanlış geldin galiba. Rahat bırakın adamı. Allah Allah, bırakmazsak ne yapacaksın? Örgü mü öreceksin bize? Aferin, güzel laf. Peki, bunu siz istediniz. Şimdi işim bitti. Tekrar görüşeceğiz, Selena. Her zaman beklerim. Başım biraz ağrıyor ama iyiyim. Siz kimsiniz? Ben. Ben çocukların teyzesiyim. Ya. Teyze? Evet evet öyle. Hastaneye gitmek ister misin? Yo yo ben iyiyim. Üç kişi olmasalar da hallederdim ama kalabalıklardı. Anahtarınız. Oh sağ olun. Görüşürüz. Ben bırakırım sizi. Yo yo, arabamız var. Nerede? Orada.